Efendim, tabii siz bir keresinde demiştiniz ki Lokman sen beni görmüyorsun, ben de seni görmeyeceğim. Ben de dedim ki artık Sayın Cumhurbaşkanım, bazı şeylerde karşılık beklememek lazım. Asıl sizin bizi görmenizden evladlar aldık. Söylediğim zaman Cumhurbaşkanı değildim, başbakan. Evet ama işte ben onu söylemek istedim. Geriye de yani sanki Türkiye eski sisteme bir meyil varmış gibi zannediyorum. Hatırlatmak istemedi yani. Aynen. Şimdi son başbakanımız aramızda ki. Sayın Cumhurbaşkanım şöyle bir şey var. O kadar güzel sözler söylediniz ki medeniyetinizle ilgili. Yani bu bölümü arkadaşlardan istirham ediyorum, videolarını bizle paylaşırlarsa. Dünyaya bizim bu medeniyeti sunmamız lazım efendim. Yani insanın eşrefi mahlukat olduğu, yaratılanın yaradanlar ödülü sevildiği, siz az önce buyurdunuz, biz insanları hor göremeyiz. Dolayısıyla insanların dışlanması, hor görülmesi artık dışlanmanın dışlanması lazım dünyada. Nasıl dünya beşten büyükse, hak doğru her türlü yanlıştan büyüktür. Düsturunu getirmemiz lazım. Hatta Sayın Cumhurbaşkanım bize öyle fırsatlar verildi ki, yani bunu anlatmaya kalksam bu akşam bitmez. O açıdan diyorum ki biz çok güzelliklere Allah kavuşturdu sayenizde. Biz de bunu zordaki, dardaki, başka ülkelerdeki kardeşlerimize aktaralım engelliler olarak. Yani bu bizim gördüğümüz hizmetler, zekatını, karşılığını tabii ki biz vatandaşlarımıza ödeyemeyiz. Onlar daha iyisini hala yapmaya muktedirler. Sizler daha iyisini yapmaya hala muktedirsiniz. Biz bunu karşılık veremeyiz ama bizden daha zor durumda bugün Filistin'de, Afrika'da, Güney Amerika'da özellikle çok kardeşlerimiz var. Onlara bizim destek olmamız lazım. Sizin bu buyurduğunuz sözleri onlara aktarmamız, hayat ümidi haline getirmemiz lazım. Kendilerini kötü durumda hissetmemeliler. Bizim medeniyetimiz bütün insanların kurtuluştur. Arz etmek istedim. Çok çok teşekkür ederim. Allah'a